Gözümüzün önündeki mucizeler. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye yaratmadık. Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler. Doğan suresi 38-39. Kitabımızın başlarında bir örnek vermiş ve birdenbire var olan bir insandan söz etmiştik. Bu insanın kendi varlığına ve etrafındaki ortama ne kadar büyük bir hayretle ve hayranlıkla bakacağını hatırlatmıştık. Ve sizin durumunuzun da bu adaminkinden aslında hiç farkının olmadığını, ancak alışkanlıklara şaşırmayı, hayret etmeyi, mükemmellikleri hissetmeyi unutmuş olabileceğinizi vurgulamıştık. Diğer bir deyişle birçok insanın gözünün önündeki mucizeleri göremediğini belirtmiştik. Kur'an ayetlerinde dikkat çekilen konuların başında da bu düşünce tembelliğinin ve alışkanlıklardan gelen umursuzluğun yıkılması gelir. Kur'an'da iman etmek için mucize bekleyen ve böylece doğru yoldan sapan kavimler anlatılırken zaten çevremizin tümüyle mucizevi olaylarla dolu olduğu bildirilir. Kur'an'da insanlar birçok ayetle doğayı incelemeye ve Allah'ın ayetlerini görmeye çağrılır. Çünkü tüm doğa, tüm evren yaratılmış olduklarını gösteren işaretlerle doludur ve kendilerini yaratan Yüce Allah'ın güç, bilgi ve sanatını göstermek için vardırlar. İnsan aklını kullanarak bu işaretleri görmek ve Allah'ı tanımak da sorumludur. Biz de bu bölümde Allah'ın yarattığı canlılar arasında Kur'an'da isimler verilerek dikkat çekilen birkaç örnekten söz edeceğiz. Sivrisinek Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah bir dişi sivrisineği de ondan üstün olanı da herhangi bir şeyi örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah bu örnekle neyi amaçlamış derler. Oysa Allah bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak o fasıklardan başkasını saptırmaz. Bakara Suresi 26 Sivrisinek hemen her insanın ülfetle baktığı, önemsemediği, harikalığını düşünmediği ve sıradan olarak gördüğü bir varlıktır. Ama aslında bu küçücük canlıya Allah ayetlerde dikkat çekmiştir. Sivrisineğin olağanüstü macerası Sivrisineklerle ilgili olarak genelde bilinen kanla beslendikleridir. Oysa bu pek de doğru bir bilgi değildir. Çünkü sivrisineklerin tamamı değil, sadece dişileri kan emer. Ayrıca dişilerin kan emme sebepleri beslenme ihtiyaçları değildir. Aslında hem dişilerin hem de erkeklerin besinleri çiçek özleridir. Dişilerin erkeklerden farklı olarak kan emmelerinin tek nedeni taşıdıkları yumurtaların olgunlaşmak için kanda bulunan proteinlere ihtiyaç duymalarıdır. Başka bir deyişle dişi sivrisinek sadece türünün devamını sağlamak için kan emer. Sivrisineğin en olağanüstü ve hayranlık uyandırıcı özelliklerinden biri gelişim sürecidir. Hayvan küçücük bir kurttan çok farklı aşamalar geçirerek sivrisineğe dönüşür. Bu gelişimin öyküsü kısaca şöyledir. Dişi sivrisinek kanla beslenen ve olgunlaşan yumurtalarını yaz ya da sonbahar aylarında nemli yaprakların üzerine veya kurumuş gölcüklere bırakır. Anne sivrisinek ilk önce karnının altındaki hassas alıcılar yardımıyla zeminde yumurtalar için uygun koşullar arar. Gereken özelliklere sahip bir yer bulunduğunda yumurtlamaya başlar uzunlukları 1 milimetreyi dahi bulmayan yumurtalar tek tek ya da gruplar halinde olmak üzere sırayla dizilir. Bazı türler ise yumurtalarını bir sal oluştururcasına birbirlerine yapışmış şekilde bırakırlar. Bu yumurta gruplarından bazılarında 300 kadar yumurta bulunur. Anne sivrisineğin özenle yerleştirdiği beyaz renkli yumurtalar hemen koyulaşmaya başlar ve iki saat içinde tamamen simsiyah hale gelir. Bu koyu renk böceklerin ve kuşların kendilerini fark etmelerini engellediğinden yumurtalar için önemli bir koruma sağlar. Kuluçka dönemlerinin sona ermesi için bir kışın geçmesi gerekir. Yumurtalar, uzun ve soğuk bir kışa dayanabilecek yapıda yaratılmış olduklarından, ilkbahar gelip kuluçka dönemi son bulana kadar zarar görmeden canlılıklarını korurlar. Yumurtadan çıkış Kuluçka dönemi tamamlandığında sivrisinek kurtçukları hemen hemen aynı zamanda yumurtadan çıkmaya başlar. Birinci yumurtayı hemen diğerleri takip eder. Ardından bütün kurtlar suda yüzmeye başlar. Aralıksız bir şekilde beslenen kurtçuklar süratle büyür. Kısa zaman içinde derileri daha fazla büyümelerini engelleyecek kadar gerginleşir. Bu ilk deri değişimi zamanının geldiğinin göstergesidir. Oldukça sert ve gevrek olan deri kolaylıkla kırılır sivrisinek kurçu gelişimini tamamlayıncaya kadar iki kez daha deri değiştirecektir. Kurçukların beslenmesi için yaratılmış olan yöntem oldukça dikkat çekicidir. Kurçuklar tüylerden oluşan yelpaze biçimindeki iki uzantıyla su içinde küçük girdaplar oluşturarak bakteri ve diğer mikroorganizmaların ağızlarına doğru akmalarını sağlarlar. Kurçukların solunumu ise dalgıçların kullandığı şnorkel benzeri bir hava hortumuyla sağlanır. Su içinde baş aşağı dururlar vücutlarının salgıladığı yapışkan bir salgı suyun hava aldıkları deliklerinden içeri kaçmasını da engeller. Kısacası hayvan birçok hassas dengenin bir arada işlemesi sayesinde yaşamaktadır. Hava hortumu olmasa hayvan yaşayamayacak, yapışkan salgı olmasa hortum tıkanacaktır. Aradan geçen zaman içinde kurçukların çoğu derilerini bir kez daha değiştirmişlerdir. Son deri değiştirme diğerlerinden oldukça farklıdır kurçuklar artık gerçek birer sivrisinek olmak için son aşama olan pupa dönemine girmişlerdir. Kurçuğun derisinin içinde yeterince gelişen pupanın artık bu kılıftan kurtulma zamanı gelmiştir. Kılıfın içinden öylesine farklı bir canlı çıkar ki bunların aynı canlının farklı gelişim evreleri olduğuna inanmak zordur. Ve bu değişim ne kurdun ne annesinin ne de bir başka canlının tasarlayamayacağı kadar kompleks ve hassas bir işlemdir. Bu son değişim sırasında bir boru aracılığıyla suyun üstüne uzanmış olan solunum delikleri kapanacağından hayvan havasız kalma tehlikesiyle yüz yüze gelir. Ama yeni çıkan canlının solunumu artık bu kanaldan değil, baş tarafında beliren iki boru aracılığıyla yapılacaktır. Bu yüzden kılıf değiştirmeye başlamadan önce bunlar su yüzüne çıkar. 3-4 gün süren pupa dönemi süresince beslenme hiç olmaz. Pupa kozasının içindeki sivrisinek artık iyice gelişmiş ve son şeklini almıştır. Bir anten biçimindeki duyargaları, hortumları, ayakları, göğsü, kanatları, karnı ve başının büyük bölümünü kaplayan gözleriyle sivrisinek artık uçmaya hazırdır. Pupanın kozası baş taraftan yırtılır. Gerçek bir sivrisineğin ortaya çıkacağı bu aşama ölüm tehlikesi en fazla olan aşamadır. Bu aşamadaki en büyük tehlike kozanın içine su girmesidir. Ancak yırtılan baş taraf sineğin kafatasının su ile temasını engelleyecek bir yapışkan sıvı ile kaplanmıştır. Sivrisinek suya değmeden kabuğundan çıkmak zorundadır. Suyun üzerine sadece ayakları değer. Bu an çok önemlidir. Ufak bir rüzgar onun sonu olabilir. Pupa'dan çıkan sivrisinek yarım saatlik dinlenmeden sonra ilk uçuşuna çıkar. Canlı suya değmeden suyun içinden çıkmıştır. Görüldüğü gibi son derece ince detaylara sahip bir yapı sayesinde sivrisinek yumurtaları sivrisinek haline gelebilmektedir. Her aşamada son derece detaylı bir yaratılış vardır kurtçukların nefes almalarını sağlayan hava ortumları, suyun içeri girmesini engelleyen yapışkan sıvı ve daha pek çok detay sivrisinekteki kusursuz yaratılışı gösterir. Bu yaratılış nasıl ortaya çıkmıştır? Evrimcilere göre sivrisinekler tesadüfler sonucunda ortaya çıkmışlardır. Elbette ki bu iddiaya karşılık olarak şu soruyu sormak gerekir. Acaba ilk sivrisinek nasıl olmuş da böyle bir dönüşüm geçirecek yeteneğe ulaşmıştır? bir kurçuk kendi kendine üç kez deri değiştirip bir sivrisineğe dönüşmeye nasıl karar vermiştir? Sivrisineğin bunu düşünecek akla sahip olması mümkün müdür? Elbette ki hayır. Sivrisineklerin böyle bir şeyi düşünmeleri mümkün değildir. Açıktır ki Allah'ın Kur'an'da örnek verdiği bu hayvan özel olarak bu şekilde yaratılmıştır. Sivrisineğin ısı algılayıcıları Sivrisinekler son derece hassas ısı algılayıcılarla donatılmışlardır. Etraflarındaki varlıkları sıcaklıklarına göre renk renk algılayabilirler. Bu algılama ışığa bağımlı olmadığı için karanlık bir odada bile kan damarlarını rahatlıkla bulurlar. Sivrisineğin ısı algılayıcıları 1 bölü bin derecelik sıcaklık değişimlerini bile fark edecek hassasiyettedir. Sivrisineğin kan emme tekniği Hedef üzerine konan sivrisinek, hortumundaki dudakçıklar aracılığıyla önce bir nokta seçer hayvanın bir şırıngaya benzeyen iğnesi özel bir kılıfla korunmuştur. Kan emme işlemi sırasında bu kılıf iğneden sıyrılır. Deri sanıldığı gibi iğnenin batırılması yöntemiyle delinmez. Burada görev bıçak keskinliğindeki üst çene ve üzerinde geriye doğru eğilimli dişlerin bulunduğu alt çeneye düşmektedir. Alt çene testere gibi ileri geri hareket eder ve deri üst çenenin yardımıyla adeta kesilir açılan yarıktan içeri sokulan iğne kan damarına ulaşınca delme işlemine son verilir. Canlı artık kan emmeye başlayacaktır. Ancak bilindiği gibi insan vücudu damarlardaki en ufak bir zedelenme karşısında kanı anında pıhtılaştırarak o bölgedeki kan akışını durduran bir enzime sahiptir. Bunun sivrisinek için büyük bir problem yaratması gerekir. Çünkü onun açtığı küçük deliğe de vücut anında tepki gösterecek, hemen kan pıhtılaştıracak ve onarım başlayacaktır. Tabii bu da sivrisineğin hiç kan emmemesi demektir. Ama sivrisinek için bu sorun ortadan kaldırılmıştır. Canlı kan emmeye başlamadan vücudunda salgıladığı özel bir sıvıyı insan damarını açtığı deliğin içine bırakmaktadır. Bu sıvı kandaki pıhtılaşmayı sağlayan enzimi etkisiz hale getirir. Böylece pıhtılaşma sorunu olmadan sivrisinek besinine ulaşabilir. Sivrisineğin soktuğu yerdeki kaşıntı ve şişmeye neden olan bu pıhtılaşmayı engelleyici sıvıdır. Bu kuşkusuz olağanüstü bir işlemdir ve karşımıza şu soruları çıkarır. 1. Sivrisinek insan vücudunda bu tür bir pıhtılaştırıcı enzim olduğunu nereden bilmektedir? 2. Bu enzime karşı kendi vücudunda bir salgı geliştirmesi için enzimin içeriğini yani kimyasını bilmek zorundadır. Bu nasıl olabilir? 3. Böyle bir bilgiye ulaşsa bile nasıl olup da kendi vücudunda böyle bir salgı üretip bunu iğnesine aktaracak teknik donanımı oluşturabilir? Aslında bu soruların cevabı basittir. Sivrisinek bunların hiçbirini başaramaz. Ne bunun için gerekli akla, ne kimya bilgisine, ne de salgıyı üretecek laboratuvar donanımına sahiptir. Bahsettiğimiz varlık birkaç milimetre büyüklüğünde, hiçbir bilinci olmayan bir sinektir. O kadar. Sivrisineği böyle inanılmaz, olağanüstü ve hayranlık verici bir sisteme sahip kılan ise göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah'tır. Balarısı Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin balarısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda ayet vardır. Nahl suresi 68-69 arıların ürettiği bal dediğimiz maddenin insan vücudu için nedenli önemli bir besin maddesi olduğu artık hemen herkes tarafından bilinmektedir. Peki bu değerli besin maddesini üreten arının detaylı ölçüsünü hiç düşünmüş müydünüz? Arıların besin kaynağı bilindiği gibi çiçek özleridir. Ancak kış aylarında çiçek özü bulmaları mümkün değildir. Bu sebeple topladıkları çiçek özlerini vücutlarındaki özel salgılarla birleştirerek yeni bir besin maddesini yani balı üretir ve bunu kış için depolarlar. Burada dikkat çekilen nokta arıların ihtiyaçlarının çok çok üzerinde bal depolamalarıdır. Elbette akla gelen ilk soru arı için gereksiz zaman ve enerji kaybı gibi gözüken bu aşırı üretimden niçin vazgeçilmediğidir. Sorunun cevabı ise az önce yer verdiğimiz Nahıl suresinin 68. ve 69. ayetlerinde bildirilen arının aldığı vahide gizlidir. Arılar da diğer bütün canlılar gibi Allah'ın ile hareket ederler. Arılar yaratılışları gereği sadece kendilerine değil, insanlara da bal yapmaktadırlar. Yeryüzündeki birçok canlı gibi arılar da insanların hizmetlerine sunulmuşlardır. Tıpkı her gün kendisine pek faydası olmamasına rağmen en az bir yumurta veren tavuk veya yavrusunun ihtiyacının çok üstünde süt üreten inek gibi. Kovan içindeki mükemmel organizasyon Arıların kovan içi yaşantıları ve bal üretmeleri de son derece hayranlık uyandırıcı detaylar içerir. Arıların kovanda yapmaları gereken çok sayıda iş vardır ve mükemmel bir organizasyonla bu işlerin üstesinden gelirler. Nemin ayarlanması ve havalandırma. Bala önemli derecede koruyucu özellik kazandıran kovan içindeki nem oranı daima belli bir sınırda olmalıdır. Kovanın içindeki nemin normalin altında veya üstünde olması durumunda bal hem besleyici hem de koruyucu özelliğini kaybedecek yani bozulacaktır. Aynı şekilde kovanın ısısı da 10 ay müddetince tam 32 santigrat derece olmak zorundadır. Kovandaki ısı ve nemin devamlı olarak gerekli sınırda tutulması için özel bir vantilatör grubu görevlendirilmiştir. Sıcak bir günde arıların kovanlarını havalandırdıkları kolayca görülebilir. Kovan girişi arılarla dolar. Zeminde adeta kenetlenir ve kanatlarıyla kovanı yelpazelerler. Bu şekilde kovandaki hava bir taraftan girip öteki taraftan çıkması için arılar tarafından zorlanır. Kovanın içindeki ekstra yelpazeler de havayı dört bir tarafa sürerler. Kovan içi havalandırma sisteminin bir diğer yararı da kovanı dumandan ve havadaki kirlilikten korumaktır. Sağlık Sistemi Arıların balın niteliğinin bozulmaması için gösterdikleri çaba sadece ısı ve nem ayarı ile sınırlı değildir. Kovan'da bakteri üremesine neden olan bütün olayları kontrol altında tutmak için mükemmel bir sağlık sistemi çalıştırılır. Bu sistem ilk olarak bakteri üretmesi ihtimali olan maddelerin ortadan kaldırılmasını hedefler. Arıların sağlık sisteminin ana prensibi yabancı maddelerin kovana girmesini engellemektir. Bu nedenle kovanın girişinde daima iki nöbetçi bulundurulur. Bu tabire rağmen içeri yabancı bir böcek ya da cisim girmişse bunun en kısa zamanda kovandan uzaklaştırılması için arılar seferber olurlar. Kovan dışına atılamayacak büyüklükteki yabancı cisimler için ise başka bir koruma mekanizması devreye girer. Arılar böyle durum için propolis yani arı reçinesi adı verilen bir madde üretirler. Bunu çam, kavak, akasya gibi ağaçlardan topladıkları reçinelere bazı özel salgılar ekleyerek yaparlar. Propolis'in özelliği içinde bakteri barındırmamasıdır. Dışarıdan kovana girmiş canlılar propolis ile sarılırlar ve böylece bir nevi mumyalanarak kovandaki ortamdan tecrit edilmiş olurlar. Arıların bu davranışları ile ilgili öncelikle şu noktaya dikkat çekmekte yarar vardır. Arılar bir canlı öldüğünde bedeninde bozulmaların olacağını ve ortaya çıkan maddelerin kovandaki canlılara zarar verebileceğini bilmektedirler. Ayrıca bu bozulmayı engellemek için ölen canlının özel bir kimyasal işleme tabi tutulması gerektiğini de farkındadırlar. Mumyalama işlemi içinde bakteri barındırmama özelliğine sahip bir madde olan propolisi kullanmaktadırlar. Buraya kadar sıralanmış olan bilgiler ışığında düşünerek şu soruları soralım. Acaba arılar bir canlıda meydana gelebilecek bozulmaları veya bu bozulmanın zararlı etkilerini nasıl yok edebileceklerini nereden bilmektedirler? Üstelik sadece bunları bilmekle kalmayıp propolis gibi bir maddeyi kullanıma geçirmeyi nasıl akletmiş olabilirler? Arılara bunu öğreten kimdir? bu maddeyi arılar nasıl keşfetmişlerdir? Formülünü nasıl bulup üretime nasıl geçirmişlerdir? Bu formülün bilgisini diğer koloni üyelerine ve kendilerinden sonra gelen nesillere nasıl aktarmışlardır? Mumyalama işlemi, antiseptik maddenin içeriği ve üretimi veya nerelerde kullanılacağı gibi konularda arıların bir bilgisinin olamayacağı ve vücutlarında bunları üretebilecekleri bir sistemi de kendilerinin meydana getirmeyeceği açıktır. Bütün bunları arılar kendi kendilerine akledemezler. Her aşamasında belli bir akıl ve bilgi gerektiren bu işlemleri arılar tesadüfen de öğrenmiş değildirler. Çünkü tesadüfler şuurlu ve akılcı hareketler ortaya çıkaramazlar. Bunlar tüm bu işlemleri nasıl yapılacağının arılara başka bir tarafından öğretilmiş olduğunu gösterir. Bu bilgilerin tümünü arılara yaratıcıları olan Allah ilham etmektedir. Yeryüzündeki her şey gibi arılar da medik yani bütün kainatın sahibi ve mutlak surette hükümdarı olan Allah'a boyun eğmişlerdir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hak melik olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Kerim olan arşın Rabbidir. Müminun Suresi 116 En az malzeme ile en fazla depolama Balarıları küçük balmumun parçalarına şekil vererek 30 bin arının yaşayabileceği ve birlikte çalışabileceği kovanlar inşa edebilirler. Kovan, her bir yüzünde yüzlerce küçük hücre bulunan balmumu duvarlı peteklerden oluşur. Bütün petek hücreleri tamı tamına aynı büyüklüktedir. Bu mühendislik harikası binlerce arının birlikte çalışmasıyla yapılır. Arılar bu hücreleri besin depolamak ve genç arıların bakımı için kullanırlar. Bal arıları petek hücrelerini milyonlarca yıldır altıgen şeklinde inşa eder. Acaba neden sekizgen veya beşgen gibi geometrik şekiller değil de özellikle altıgen seçilmiştir? Bu sorunun cevabını matematikçiler veriyor. Birim alanın maksimum kullanımı için en uygun geometrik şekil altıgendir. Petekler altıgen yerine başka bir biçimde inşa edilseydi kullanılmayan bölgeler ortaya çıkacak, böylece daha az bal depolanabilecek ve kovandan daha az sayıda arı yararlanabilecekti. Derinlikleri aynı olduğu sürece üçgen ve dörtgen hücrelerde de altıgen hücrelerindeki kadar bal depo edilebilirdi. Ancak bu şekillerden çevresi en kısa olan altıgendir. Aynı hacme sahip olmasına rağmen altıgen hücreler için kullanılan malzeme üçgen veya dörtgen için kullanılandan daha azdır. Bu durumda şu sonuca varılır. Altıgen hücre en çok miktarda bal depolarken inşası için en az bal gerektiren şekildir. Karmaşık geometri işlemleriyle ortaya çıkan bu sonuç elbette arılar tarafından hesaplanmış değildir. Bu küçük hayvanlar altıgeni yaratılışlarının bir gereği olarak yalnızca kendilerine öğretildiği bir başka deyişle vahyedildiği edildiği için kullanmaktadırlar. Arıların altı köşeli hücreleri her yönden kullanışlı bir tasarımdır. Hücreler birbirine uygun ve duvarları ortaktır. Bu yine en az bal mumuyla en fazla depolamayı sağlar hücre duvarları oldukça ince olmalarına rağmen kendi ağırlıklarının birkaç katını taşıyabilecek güçtedirler. Arılar hücrelerin yan yüzeylerinin yanında dip taraflarını da yaparken en çok tasarruf ilkesini göz önünde bulundururlar. Petekler sırt sırta vermiş iki sıralı bir dilim şeklinde yapılır. Bu durumda iki hücrenin birleşim noktaları problemi doğacaktır. Bu sorun hücre tabanlarının üç eşkenar üçgeni birleştirerek inşa edilmesiyle çözülmüştür. Petenin bir yüzünde üç hücre yapılması, tabanın öteki yüzündeki bir hücre tabanının kendiliğinden yapılmış olması demektir. Taban eşkenar dörtgen şeklindeki bal plakalarından oluştuğundan, bu yöntemle yapılan hücrelerin dibinde aşağı doğru bir derinleşme görülür. Bu hücrenin hacminin dolayısıyla da depolanacak balın miktarının artması demektir. Buraya kadar anlatılanlardan da görüldüğü gibi altıgen petek örülmesi için en ideal şekildir bu noktada cevap verilmesi gereken bir soru ortaya çıkar. Arılar altıgenin en iyi olduğunu nereden bilmektedirler? Peteklerdeki bu kusursuz tasarımın arılar tarafından hayali evrim süreci içinde yavaş yavaş geliştirilemeyeceğini anlamak için sadece sağduyulu bir insan olmak yeterlidir. Bir arının bir gün beşgen petek yapıp daha sonraki gün üçgen deneyip bir süre böyle devam edip daha sonraki günlerde, yıllarda veya yüzyıllarda altıgenin petek yapımında en karlı şekil olduğunu anlayıp bunda karar kıldığı gibi bir senaryoyu düşünmek bile son derece saçmadır. Böyle bir şey iddia etmek, arıların en az insanlar kadar akıl ve bilinç sahibi varlıklar olduğunu iddia etmektir ki bu iddianın kabul edilmesi de aklen ve vicdanen mümkün değildir. Arıları Allah yaratmıştır. Evrimsel bir süreç geçirmemişlerdir. Hiçbir şekilde değişime uğramamışlardır. İlk yaratıldıkları andaki özellikleri neyse günümüzdeki özellikleri de odur. Petek hücrelerin diğer özellikleri. Bal arılarının petek inşası sırasında dikkat ettikleri bir başka özellik hücrelerin eğimidir. Hücreler her iki yana doğru 13'er derece yükseltilerek yere tam paralel olmaları engellenir. Böylece bal ağız kısmından akıp gitmez. İşçi bal arıları çalışırken birbirlerine halkalar şeklinde asılarak salkım biçiminde toplanırlar bundaki amaç balmumu üretimi için gerekli olan 35 santigrat derecelik ısının sağlanabilmesidir. Arılar karınlarındaki torbacıklardan saydam bir sıvı üretirler. Bu sıvı dışarı sızar ve beyaz ince balmumu tabakalarını sertleştirir. Arılar da balmumunu ayaklarındaki küçük kancalarla toplarlar. Daha sonra balmumunu ağızlarına koyar, yumuşayıncaya kadar ağızlarında işler ve peteklerde onu şekillendirirler. Birçok arı birlikte hareket ederek bal mumunun yumuşak ve işlenebilir halde kalması için çalışma yerinin tam istenilen ısıda olmasını sağlar. Peteğin inşasında çok ilginç bir nokta daha vardır. Peteğin yapılmasına kovanın üst kısmından başlanır ve aynı anda 2-3 dizi aşağı doğru örülür. Bir petek dilimi her iki yana doğru genişlerken önce içerdiği iki sıranın tabanları birleşir. Bu iş gayet uyumlu ve düzenli bir şekilde gerçekleşir. Öyle ki peteğin farklı iki ya da üç parçadan meydana getirildiğini fark etmek mümkün değildir. Aynı anlarda değişik uçlarda yapılan petek dilimleri o kadar düzgündür ki petekler yüzlerce açı barındırmasına rağmen tek parça bir yapı izlenimi verir. Bunun oluşabilmesi için arıların başlangıç ve birleşme noktaları arasındaki uzaklıkları önceden hesaplayıp hücrelerin boyutlarını ona göre planlamaları gerekir binlerce arının bu kadar hassas bir hesabı tutturabilmesi bilim adamlarını hayretler içinde bırakmaktadır. Görüldüğü gibi petek yapımı ile ilgili detaylar son derece fazladır. Peteğin özel olarak tasarlanmış bir yapı olduğu açıkça görülür. Böyle bir yapıda tesadüf olasılığını düşünmek ise son derece saçma olacaktır. Arıların hayatlarındaki her aşama Allah'ın sınırsız kudretinin ve yaratma gücünün bir tecellisidir. Arılar yönlerini nasıl tayin ediyorlar? Arılar çoğu zaman yiyecek bulabilmek için uzaklara giderek geniş alanları taramak zorunda kalırlar. Kovanlarının 800 metre ötesine kadar uzanan bir alan içerisinde kır çiçeklerinden bal özü ve çiçek tozu toplarlar. Çiçekleri bulan arı bunların yerini haber vermek üzere kovanına döner. Ancak bu arı kovandaki arkadaşlarına çiçeklerin yerini nasıl anlatacaktır? Dans yoluyla kovana dönen arı bir çeşit dans yapmaya başlar. Bu dans diğer arıların çiçeklerin yerini bulabilmeleri için kullanılan bir anlatım yoldur. Arının yaptığı tekrarlı dans diğer arılara hedefe ulaşmak için gereken doğrultu, yön, uzaklık gibi bütün bilgileri eksiksiz olarak verir. Dans arının devamlı olarak çizdiği sekiz şeklinden ibarettir. Arı sekizin ortasını kuyruk kısmını titreterek zikzaklı yolun güneş kovan arasındaki doğrultuyla yaptığı açı çiçek kaynağının tam yönünü verir. Kaynağın yönünü bilmek de tek başına bir işe yaramaz. İşçi arılar bal özü toplayabilmek için ne kadar uzağa gitmeleri gerektiğini de bilmelidir. Kovana dönen arı diğer arılara yine belirli vücut hareketleriyle çiçek polenlerinin bulunduğu uzaklığı anlatır. Bunu gövdesinin alt kısmını sallayıp ani hava akımları oluşturarak belirtir. Diğer arılar da antenleriyle bu akımları algılayarak gidecekleri besin kaynağının uzaklığını tespit ederler. Örneğin 250 metre uzaklıktaki yeri tarif etmek için yarım dakikalık bir süre içinde vücudunun alt kısmını 5 kez sallar. Böylece belirtilen açı ve uzaklık da hedefin yeri kesin olarak belirtilmiş olur. Ama kaynağa gidiş geliş süresi uzun süren uçuşlarda arıyı yeni bir sorun bekler. Besin kaynağını sadece güneşe göre tarif etme yeteneğine sahip olan arı, kovana dönene kadar güneş her 4 dakikada 1 derece yer değiştirir. Buna göre Arı'nın yolda geçirdiği her 4 dakika için arkadaşlarına verdiği yönde bir derece hata yapması gerekirken böyle bir problem yaşanmaz. Çünkü gözü yüzlerce minik altıgen mercekten oluşur. Her mercek tıpkı bir teleskopta olduğu gibi çok dar bir alanı görür. Günün belirli bir alanında güneşe doğru bakan bir arı uçarken sürekli olarak yerini bulabilir. Bilim adamları arının bu işi zamana göre güneşin verdiği aydınlığın değişmesinden faydalanarak yaptığını söylüyorlar sonuçta arı güneş ilerledikçe kovanda vereceği yönde düzeltme yaparak hedefin yönünü hatasız olarak belirler. Çiçek işaretleme yöntemi Bal arıları bir çiçeğin nektarının daha önce başka arılarca tüketildiğini konar konmaz anlar ve hemen çiçeği terk eder. Bu sayede hem vakit hem de enerji kaybından kurtulur. Peki arı çiçek üzerinde inceleme yapmadan nektarın tükendiğini nereden anlar? Çünkü çiçekten faydalanan ve nektarı tüketen arkadaşlar o çiçeği özel kokulu bir damla bırakarak işaretlerler. Onlardan sonra gelen her arı çiçeğe konar konmaz önceden bırakılan kokuyu alır ve çiçeğin işe yaramaz olduğunu anlayarak hemen başka bir çiçeğe yönelir. Böylece birden fazla arının aynı çiçekte zaman kaybetmeleri engellenmiş olur. Bal mucizesi Allah'ın küçücük bir hayvan kanalıyla insanlara sunduğu balın nedenli önemli bir besin kaynağı olduğunu biliyor musunuz? Bal, fruktoz, glukoz gibi şekerlerin yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum klorür, küçürt, demir ve fosfor gibi minerallere sahiptir. Nektar ve polen kaynaklarının niteliklerine göre değişmekle birlikte balda B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vitaminleri bulunur ayrıca bakır, iot, demir ve çinko da az miktarlarda bulunur. Balın içeriğinde bunların dışında bazı hormonlar da vardır. Bal, Kur'an ayetlerinde haber verildiği gibi insanlara şifa olma özelliği taşır. 20-26 Eylül 1993 tarihleri arasında Çin'de yapılan Dünya Arıcılık Kongresi'nde bilim adamlarının bal hakkındaki yorumları da bunu doğruluyor. Kongre'de arı ürünleriyle tedavi konusu ağırlık kazandı. Özellikle ABD'li bilim adamları bal, arı sütü, polen ve arı reçinasının birçok hastalığı tedavi ettiğini bildirdiler. Romanyalı bir doktor balı katarakt hastaları üzerinde denediğini ve 2094 hastadan 2002'sinin yani %95'inin bal sayesinde tam olarak iyileştiğini açıkladı. Polonya'lı doktorlar ise arı reçinasının hemoroid, deri hastalıkları, kadın hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiğini tespit ettiklerini bildirdiler. Hürriyet 19 Ekim 1993. Bilimde ön sıraları alan ülkelerde arıcılık ve arı ürünleri artık başlı başına bir araştırma dalı durumundadır. Balın diğer yararları ise şöyle sıralanabilir. Kolayca sindirilir. İçindeki şekerlerin bir başka cins şekere yani fruktozun glukoza dönüşebilme özelliği sayesinde bal yüksek miktarda asit içermesine rağmen en hassas mideler tarafından bile kolaylıkla sindirilir. Aynı zamanda bağırsakların ve böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Düşük kaloriye sahiptir. Balın bir diğer özelliği de aynı oranda şekerle karşılaştırıldığında oldukça tatlı olmasına rağmen vücuda yaklaşık %40 oranında daha az kalori sağlamasıdır. Vücuda yoğun enerji vermesine rağmen kilo yapmaması balı üstün nitelikli bir besin kaynağı yapmaya yeter. Çok hızlı bir şekilde kana karışır. Bal ılık suyla karıştırıldığında 7 dakika içinde kana karışır. İçerdiği serbest şekerlerden dolayı beynin çalışması kolaylaşır. Kan yapımına destek olur. Bal, kan yapımı için vücudun gereksinim duyduğu enerjinin önemli bir bölümünü karşılar. Ayrıca kanın temizlenmesinde de yardımcı olur. Kan dolaşımı hem düzenleyici hem de kolaylaştırıcı yönde etki yapar. Damar sertliğine karşı önemli bir koruyucudur. İçinde bakteri barındırmaz. Balın bakteri barındırmasına olanak tanımayan özelliği inhibine etki olarak adlandırılır yapılan deneyler sulandırılmış balın bakteri öldürücü özelliğinin saf bala göre iki kat arttığını göstermiştir. İşin ilginci arı kolonisine yeni dahil olacak kurtçukların kendilerine bakmakla görevli arılarca sulandırılmış balla beslenmesidir. Arı sütü Arı sütü kovandaki işçi arıların ürettiği bir maddedir. Çok besleyici olan arı sütünde şeker, protein, yağ ve birçok vitamin bulunur. Vücudun kuvvetsiz düştüğü durumlarda ve doku yaşlanmalarından ileri gelen bozukluklarda kullanılır. Deve Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Göğe nasıl yükseltildi? Dağlara nasıl oturtulup kuruldu? Yere nasıl yayılıp döşendi? Artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca öğüt verici bir hatırlatıcısın. Gaşiye Suresi 17-21 tüm varlıklar tüm evreni olduğu gibi kendilerinde de yaratan Allah'ın sonsuz gücünü ve ilmini göstermektedirler. Allah bunu birçok ayette bildirmektedir. Her yarattığının bir ayet yani delil ve ibret olduğuna sürekli dikkat çekmektedir. Kaşiye suresinin 17. ayetinde de yine üzerinde dikkatli düşünülmesi ve ibret alınması gereken bir hayvandan, deveden bahsedilmektedir. Okuyacağımız bölümde Allah'ın Kur'an'da kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bakmıyorlar mı o deve nasıl yaratıldı? ifadesiyle üzerinde düşünmeye davet ettiği bu hayvan hakkında bazı çarpıcı bilgiler verilmiştir. Açlık ve susuzluğa olağanüstü dayanma yeteneği. Deve 50 derece sıcaklıkta 8 gün aç susuz kalabilir. Bu süre içerisinde toplam ağırlığının %22'sini kaybeder. İnsan vücudunda bulunan suyun %12'sini bile kaybettiğinde ölürken deve vücudundaki suyun %40'ını kaybettiği halde ölmez. Devenin susuzluğa dayanıklılığının diğer bir sebebi de gündüz vücut ısısını 41 dereceye kadar çıkartan bir mekanizmaya sahip olmasıdır. Bu sayede gündüz aşırı çöl sıcağında su kaybını minimum seviyede tutabilmektedir. Soğuk çöl gecelerinde ise vücut ısısını 30 dereceye kadar düşürebilmektedir. Mükemmel Su Kullanım Ünitesi Develer 10 dakikada ağırlıklarının 3'te 1 oranında su içerler. Bu miktar kimi zaman 130 litreyi bulur. Bunun yanı sıra deve, insana oranla 100 kat daha geniş alanı kaplayan bir burun mukozasına sahiptir. Hayvan, çok büyük ve kıvrımlı burun mukozası sayesinde havadaki nemin %66'sını tutabilmektedir. Besinlerden ve sudan maksimum istifade. Hayvanların çoğu böbreklerinde biriken üre kana karıştığı anda zehirlenerek ölür. Oysa deve, vücudunda oluşan üreyi defalarca karaciğerden geçirerek sudan ve besinlerden maksimum derecede istifade edebilmektedir devenin kan ve hücre yapısı da çöl şartlarında uzun süre susuz yaşayabilmesini sağlayabilecek şekildedir. Hücre duvarları hücrenin fazla su kaybetmesini engelleyecek bir yapıdadır. Kan yapısı ise devenin vücudunda su minimuma indiğinde bile kan akışında bir ağırlaşmaya olanak vermeyecek biçimdedir. Ayrıca kanında susuzluğa dayanıklılığı arttıran albumin enzimi diğer canlılardan daha fazla miktarda bulunmaktadır. Devenin bir başka destekleyicisi de hörgücüdür. Hörgüçlerde devenin vücut ağırlığının beşte biri kadar yağ depo edilmiştir. Devede yağın tek bir noktada toplanması, yağa bağlı olarak vücudun her yerinde yoğun oranda su atılmasını engeller. Bu da devenin suyu minimum oranda kullanmasına sebep olur. Bir hörgüçlü deve normalde günde 30 ila 50 kilo besin alabilirken zor şartlarda günde sadece 2 kilogram kuru otla bir ay boyunca heşeyebilmektedir. Devenin ağız ve dudak yapısı ayakkabı köselesini delecek kadar sivri dikenleri bile rahatlıkla yiyebileceği şekildedir. Dört yüzlü midesi ve sindirim sistemi ise önüne çıkan her şeyi öğütebilecek kadar güçlüdür. Deve normalde yiyecek sınıfına girmeyen kauçuk gibi maddelerden bile istifade etmesini bilir. Kurak ortamlarda bu özelliğin ne kadar değerli olduğu açıktır. Hortumlara ve fırtınalara karşı önlem Devenin gözleri iki kat kirpiklidir. Kirpikler kapan gibi iç içe geçerek gözü şiddetli kum fırtınalarına karşı tam bir korumayı alır. Develer ayrıca burun deliklerini de kum girmesini engellemek için kapatırlar. Yakıcı sıcağı ve dondurucu soğuğa karşı önlem. Bütün vücudunu kaplayan sık tüyler çölün yakıcı güneşinin hayvan derisine ulaşmasına engel olur. Bunlar aynı zamanda soğukta da hayvanın ısınmasını sağlar. Çöl develeri 70 derecelik sıcaklıktan etkilenmezken çift örgüçlü develer sıfırın altında 52 derecelik soğuklarda yaşayabilmektedir. Bu tip develer 4000 metrelik yüksek yaylalarda bile hayatlarını sürdürebilmektedirler. Kızgın kumlar için önlem Bacaklarına oranla son derece büyük olan ayakları da özel olarak yaratılmış, hayvan kuma batmadan yürüyebilsin diye genişletilip yayılmıştır. Ayak tabanındaki özel kalın deri ise kızgın çöl kumlarına karşı alınmış bir tedbirdir. Tüm bu bilgilerin ışığında düşünelim. Deve kendi vücudunu çöl ortamına göre mi ayarlamıştır? Burun mukozasını kendisi oluşturup tepesindeki örgücü o mu meydana getirmiştir? Ya da hortum ve fırtınalara karşı göz ve burun yapısı kendisini mi tasarlamıştır? Kan ve hücre yapısını o su harcamama esası üzerine kendisi mi düzenlemiştir? Vücudundaki tüylerin dokusunu devenin kendisi mi seçmiştir? O mu kendisini çöl gemisine dönüştürmüştür? Deve herhangi bir başka canlı gibi elbette bunları yapamaz. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bakmıyorlar mı o deve nasıl yaratıldı? Ayeti gerçekten de bu olağanüstü hayvanın varoluşunu en iyi biçimde açıklamaktadır. Deve de her şey gibi yaratılmış, çeşitli özelliklerle bezenmiş ve Allah'ın yaratışındaki üstünlüğün bir delili olarak yeryüzünde yerleştirilmiştir. Deve bu tür üstün fiziksel özelliklerle yaratılırken insana hizmetle görevlendirilmiştir. İnsan ise tüm varlık aleminin içinde buna benzer yaratılış mucizelerini görmek ve tüm varlıkların yaratıcısı olan Allah'ı bilip tanımakla